Siyasete geçeceğiz bu aşamada. Biraz önce Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı ekrana getirdik. Bir bölümünde siyaset de vardı ve muhalefet. Altılı masa açısından pazar gününden itibaren önümüzdeki haftanın başlangıcı önemli. Çünkü bir toplantıları olacak. Bu toplantının ana gündem maddesi de üzerinde uzlaştıkları seçimlerden sonra yürürlüğe konulmasını planladıkları yeni anayasa. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacak. Dediğimiz gibi gündemi altılı masanın kurmaylarının hazırladığı ve seçimden sonra meclise götürmeyi planladıkları anayasa metni olacak. O metin parti meclisi üyelerinin onayına sunulacak. Şunu söyleyebiliriz, pazartesi günü önce Bilkent'te topluca bunu açıklayacaklar birlikte, daha önce olduğu gibi. Ardından Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde altılı masa toplantısını yapacaklar. Haberimiz CHP odaklı yeni anayasa. CHP Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 27 Kasım Pazar günü toplanacak. Gündemde altılı masanın hazırladığı anayasa metni var. Parti meclisi üyelerine içinde başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, devlet planlama teşkilatı benzeri bir kurumun kurulması, YÖK'ün kaldırılması gibi başlıklar bulunan anayasa metninin sunumu yapılacak. Geçilir hale geldi. Ardından metin üyelerin onayına sunulacak. Böylece masa çalışmalarına parti içinden de destek mesajı verilecek. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan. Bu arada gözler 3 Aralık'a çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin vizyon belgesini açıklayacak. İktidara gelmeleri halinde atacakları adımları tek tek vizyon belgesinde anlatacak. Cumhuriyet'in yeni yüzyılı vurgusu yapacak. Bu çerçevede atılacak ilk adım üniversite sistemini tümüyle değiştirmek olacak. İktidara gelmeleri durumunda eğitimde nasıl bir sistem inşa edecekleri tek tek yol haritasıyla ortaya koyulacak. Merkezinden ilk ayrılansa İYİ Parti. Kılıçdaroğlu üzerinde uzun süredir çalışılan yapısal reformları da içeren bir ekonomi programı yine vizyon belgesinde ortaya koyacak. Kalkınmada kullanılacak sermaye birikiminin kim tarafından nasıl oluşturulacağı, özel sektörün veriminin artırılması açısından devletin nasıl bir rol oynaması gerektiğine yönelik politikalar tek tek anlatılacak. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon belgesinin içinde aile destekleri sigortası da bulunuyor. İstanbul'da gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ve Amerika ziyaretlerinde temas kurduğu bazı isimler de yer alacak ve konuşma yapacak. Devleti yönetmekte artık